Arkadaşlar merhaba, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz programında Türkiye Jokey Kulübü'nün Gazi koşusunu organize ettiği bir gündeyiz. İstanbul'dayız. Evet, bugün İstanbul'da tabii ki tam baktığımız zaman 9 koşulu bir program var. Ve bunların içerisinde de 6. koşu Gazi koşusu olarak yer alıyor. Ama ondan evvel dünle ilgili, yani Bursa'daki yarışlarla ilgili çok büyük bir şanssızlık yaşadık gerçekten. Arkadaşlar, premium üyelerimize yollamış olduğumuz bu 92 liralık kupon buydu. 15 bin lirayı resmen burada 9 numaralı Cool Silver yazmayarak maalesef pas geçtik onu. Aslında geçmememiz lazımdı. Kesinlikle bizim suçumuz. Geliri var mıydı? Vardı ama hiçbir zaman için şimdi performans göstermediği için yine göstermeyeceğini düşündük tabii. Öyle bir düşünceye neden kapıldık onu da bilmiyorum. Ama olan 15 bin liranın kaçışı oldu. İkinci altı daha da fecaat zaten. 500 küsür bin lira verdi. Evet, sonuçta ucundan dönmüş olduk. İnşallah bir dahaki sefere daha güzel bir altılı yakalayacağız düşünüyorum. Şimdi bugününle ilgili Veli Efendi de ki koşuların hemen hızlı bir şekilde değerlendirmesini yapalım. Evet, birçok kişi soruyor nerede kaldı, nerede kaldı diye. Evet, hepsini yaptık. Tüm koşuları ekip olarak hazırladık. Ve en doğru tahminleri yapacağımıza ve yaptığımıza inanıyoruz. Tabii ki sizler de kendi atlarınızı ilave ederek en doğru şablonları yapacağınıza inanıyoruz. Birinci koşuyla başlıyoruz. 14.30'da Neriman koşusu. Şartlı bir dişi safkanlar ilk kez koşacaklar. 2 yaşlı İngiliz hepsi. 1200 metre için piste çıkacaklar. 10 tane safkan var günün ilk koşusunda. Saat 14.30'da. İlk atımız burada 3 numara diyoruz. Toplam 5 atımız var. 3 numaralı Chain of Destiny, yani Ekürüler. Lovely Bonita. Gökhan Kocakaya'nın bindiği Chain of Destiny. İlk atımız bunlar. 1 numaralı Anadolu Ceylanı diyoruz Akın Sözen'le. 7 numaralı Santorini diyoruz Halis Karataş'la. 4 numaralı Bird Rose diyoruz Özcan Yıldırım'la ve 8 numaralı Scarlet diyoruz Tolga Yıldız'la. Arkadaşlar, burayı 3, 1, 7, 4 ve 8 şeklinde tam 5 tane safkanla geçiyoruz. Tabii ki sizler de AGF oranlarına göre ilave edebilirsiniz. Mutlaka ilave edin, çıkartmayın derim. Evet, ikinci koşu 15'te Köheylan koşusu, sentetik kumda olacak tüm safkanlar. İstanbul'da herhangi bir yağmur da beklenmiyor şu anda, herhangi bir pist değişikliği de olmayacaktır. Kısa vade 6 koşudayız, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre. Arkadaşlar, burada 4 numaralı Mavi Deniz, Adem Aslan'la bizim bankomuz. Burada Adem Aslan'ın Mavi Deniz'de çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Ve günün birinci altılı ganyan için günün ilk bankosu burada 4 numaralı Mavi Deniz. Evet, üçüncü koşudayız. Yedilik plaseninde başlangıç ayağı oluyor. Yine bir Neriman koşusu. Şartlı bir, yani dişi safkanlar, 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre çıkacaklar. Bu yedili plasenin başlangıç ayağında tam 4 tane attı yazıyoruz arkadaşlar. İlk atımız 5 numaralı Queen of Street Gökhan Gökçe ile. 1 numaralı Gold Model Mertcan Çelik ile. 7 numaralı Wind of Love Tolga Yıldız'la ve 9 numaralı Zima Blue Özcan Yıldırım'la arkadaşlar. Burayı 5, 1, 7 ve 9 şeklinde geçiyoruz. Tabii yeri olanlar 8'i ve Ayhan Kurşun'un bindiği Honeymoon'u da yazabilirler. Ama çok fazla at, AGF oranlarını bence kullanın burada sona doğru. Çünkü %70 AGF oranlarında belirtilen %10'un üzerindeki safkanlar geliyor. Ve bu hiç yanılmıyor yani. O yüzden kredibilitenizi veya ona göre seçeceğiniz atları %10'un üzerindeki AGF'si olan atlarla kullanın arkadaşlar. 5, 1, 7, 9 bizim seçimimiz. Evet, 4. koşu değil, saat 16'da Haliç koşusu, bir kupa koşusu. 1'inciye 480 bin lira ikramiye var. Grup 1 koşusu başladık. 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Evet, burada baktığımız zaman bu 9 safkan içerisinde bir tane safkandan bahsedeceğiz. Onu da günün ikinci altılı ganyan ve birinci altılı ganyan içinde tabii banko olmuş oluyor ama ikinci altılı ganyanı burada etkiliyor.
Çünkü ikinci altılı Gaia'nın başlangıç ayağı oluyor. 7 numaralı Ulan Bator günün bankosu arkadaşlar. Burada büyük ihtimalle Ulan Bator gelecektir. Ve biz bunu banko olarak öneriyoruz size. Burada en büyük rakibi Arda Şah diyoruz. 2 numara. Tabii ki 6 numara, 9 numara, 1, 4 hepsi iyi koşacaklar. Ama biz burada Ulan Bator'un bu 1600 metre de tekrar kazanacağını düşünüyoruz. Halis Karataş'ta arkadaşlar. İşi şansı bırakmayacaktır Halis Karataş. Bu grupta bu safkanın geçebileceğini zannetmiyoruz. Evet, 7 banko dedik. 5. kuşluyuz. Anafartalar koşusu, grup 1 koşusu. Sentetik kumdayız ama bu sefer. 2000 metre sentetik kuma çıkacaklar. Evet, günün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi. 18 tane safkan var. 7 tane safkan ayar verdik arkadaşlar. 3 numarayla başlayalım. Cagner, Ahmet Çelik. 17, Kaotik Özcan Yıldırım'la. 12 numaralı Ontario diyoruz Halis Karataş'la. 10 numaralı Litecoin diyoruz Gökhan Kocakaya'yla. 13 numaralı Regardless Saadettin Boyraz'la. 14 numaralı Seabreeze Ayhan Kurşun'la. 18 numaralı Sudoku Müslüm Çelik'le diyoruz. Tahmini 4 tane atın bolozlama fotoya gireceğini düşünüyoruz ve fotoda biteceğini düşündüğümüz bir yarış bu. Açıkça söylemek gerekirse. Evet, baştan alalım. 3, 17, 12, 10, 13, 14 ve 18. Tam 7 tane sapkanla buraya geçiyoruz arkadaşlar. Çok zor bir koşu. Evet, günün anlam ve önemini içeren koşuya geldik şimdi. Gazi koşusu. Gazi koşusu 1927 yılında almış olduğu Atatürk'ün vermiş olduğu direktifle yapılan bir koşu. Burada mahiyet icabı kendisine ait bir şey mi istedi onu tam bilemiyorum ama gazilere yönelik bir koşu olarak algılanıyor bu. Ama şu anda yani bir cumhurbaşkanının kendisi adına bana koşu yapın demiş olmasını düşünemiyorum. Ama gazilere yönelik bir koşu olduğunu yani Kurtuluş Savaşı'ndaki veya işte daha belki Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı. Oradaki gazilere yönelik bir koşu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Neyse. Grup 1 koşusu burada 2.100.000 lira. Birinci ikramiye, ikinci 840.000, 420.210. Evet. Tam 22 tane safkan koşuyor. Şimdi arkadaşlar. Bu koşuda öncelikle ilk atımız otomatikman iyi koşacağını düşündüğümüz 14 numaralı Real Runner var. Bu sefer Gökhan Kocakaya'nın çok istekli olduğunu biliyoruz. Gazi koşusunu kazanmakla. Ahmet Çelik sonumuzda da kazanacak diye bir şey yok. 12 numaralı Megaloman ikinci atımız arkadaşlar Kadir Tokaçoğlu'yla. Burada sürpriz konumunda olacaktır bu. Ve bizim ekibimizin 5 yıldızlı safkanı bu. Yani Megaloman'ın çok iyi koşacağını düşünüyoruz. 3. atımız 11 numaralı Mamma Forever Halis Karataş'la. O da aynı şekilde çok iyi bir yarış çıkartacaktır. 5 numaralı Giant Dream diyoruz Mustafa Çiçek'le. 4. atımız. 5. atımız 3 numaralı Burgaz diyoruz Ahmet Çelik'le. Ve son olarak da kazanma ihtimalini pek görmediğimiz ama gene de yazdığımız 21 numaralı İllüzyon Özcan Yıldırım'la arkadaşlar. Normal şartlar altında İllüzyon da Burgaz da mamalarını bu kısrak koşuları ve deneme koşularında aldılar zaten. Ama yine de içlerinde Burgaz çok iyi bir safkan gerçekten. Bunu yazmamak mümkün değil. Dediğim gibi 14, 12, 11, 5, 3 ve 21 şeklinde bizim görüşlerimiz ve bilhassa ekibimizin 5 star yani 5 yıldızlı safkanı Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği Megaloman arkadaşlar. Burada eğer bu safkan ki hazırlandığından adımız gibi eminiz biz iyi bir idare ile güzel bir şekilde starttan 15. kulvardan çıkıyor. Eğer böyle çok fazla ters bir şey olmadığı müddetçe bu safkanın ilk 3'te yeri olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar Megaloman'ın. Evet 14, 12, 11, 5, 3 ve 21 dedik. Bakalım en hayırlısı neyse onu versin Allah. Tüm atlara da başarılar diliyoruz burada. Evet 7. koşudayız. Sübeyde Hanım koşusu. Grup 2, 4 ve yukarı İngilizler. 1600 metre çimpiste çıkacaklar.
Tam 12 tane safkan var burada. Bu 12 tane safkan içerisinde biz 6 tanesine yer verdik. 8 numaralı Luna Lovegood diyoruz ilk atımız. 10 numaralı Prior Halis Karataş'la. 5 numaralı Fresh Yourself Mehmet Kaya ile. 6 numaralı Hafo Özcan Yıldırım. 4 numaralı Flashing Girl Hışman Çizik'le ve 9 numaralı Mala Moya diyoruz Gökhan Kocakaya'yla. Evet, 8, 10, 5, 6, 4 ve 9 şeklinde tam 6 tane safkanla buraya da geçtik. 8. kuşuyuz. Alır Rıza Bey kuşusu. Artık Atatürk'ün annesi, babası, hepsi adına verilen kuşlar. Grup 2 kuşusu. 4 ve yukarı Araplar. 1400 metre çimpise çıkacaklar. 12 tane safkan burada start oluyor. Evet, burada 3 tane safkanı birbirinden ayırt edemedik arkadaşlar. İlk atımız 5 numaralı Demirtepe diyoruz Ahmet Çelik'le. Muhtemelen kazanacak olan da bu zaten. Çünkü Ahmet Çelik'in biz Burgas'la kazanma ihtimalinin sadece az bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Yok demeyelim. 12 numaralı Yollaras Hışman Çizik'le. 9 numaralı Sakkal Aydın Akın Sözen'le zorlayacaklardır. 5, 12 ve 9 şeklinde tam 3 tane safkanla buraya geçiyoruz ki birinci 312 bin liralık bir ikrame olduğu belirtilen bir koşu bu. Evet, son ayaktayız. Nene Hatun koşusu, grup 2 koşusu yine dişi safkanlar, mesela 3 yaşlı İngilizler. 1900 metre çimpise çıkacaklar. Tam 15 tane safkan var ve 4 tane safkana yer verdik. 6 numaralı Heart of Hüsnü'ne ilk atımız Saadettin Boyraz'la. Bizim ilk atlarımız daima arkadaşlar yazılmalı kuponlarda mutlaka olsun. 9 numaralı Light of Darkness diyoruz Özcan Yıldırım'la. 14 numaralı Rosen Queen diyoruz. Ve 10 numaralı Mandalorian diyoruz arkadaşlar Halis Karataş'la. Burada da bu safkanın aslında paraya gitmiş bu da, yani şey katılmamış bir şekilde. Normalde Gazi'de katılabilecekti zannedersem. Burada büyük şansı var. 6, 9, 14 ve 10 arkadaşlar. Mandalorian da çok zorlayacaktır. Bu 4 at mutlak düzeyde kuponlarda olmalı. Evet, İstanbul'la ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Evet, dediğim gibi burada Megaloman 12 numaralı Megaloman bizim starımız Gazi koşusunda. Bakalım nasıl koşacak. Tüm şablonlarımıza www.maxsporttahmin.com web sitemizden de rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz üye olarak tabii ki diyoruz ve İstanbul'la ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle, iyi hafta sonları olsun. İnşallah tuttuğunuz atlar ganyan olsun diyelim. En hayırlı nasılsa öyle olsun. Herkese bol şans arkadaşlar. Görüşmek üzere.